Efendim merhabalar. Şu anda Beyberioğlu köyüne doğru ilerliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle beraber Beyberioğlu köyünün arkasında bulunan inleri gezeceğiz. Ben gezeceğim. Siz de ekran başında inşallah bana arkadaşlık edeceksiniz. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Şimdiden merak ediyorum nasıl yer buralar. İsterseniz şu kaya oluşumunun alt tarafına da bir bakalım arkadaşlar. Bu arada bu yamaç oldukça dik. Yürümekte de zorluk çekiyorum. Sanki taşlar betonla karılmış ve bu şekilde yapılmış gibi gözüküyor. Ama gelin görün ki o şekilde değil tabii. Muhteşem bir görüntü var buralarda. Uzun bir gezi olacak. Bakalım bu yamaç boyunca ilerlemeye devam edeceğim. Devam edelim. Gördüğünüz gibi burada şurası aslında tehlikeli gözüküyor ama böyle yarılmış, sanki düştü, düşecek bu taraf buraya doğru. Allah göstermesin düşerse, yani şu tarafa doğru gider. Zaten de şu taşlar tahmin ediyorum ki kopan kayalar. Köyün atmosferi oldukça güzel. Buraları görmek gerekiyor. Bu söylediğim cümleyi videonun çoğu yerinde duyacaksınız. Muhteşem bir yürüyüş yeri, yürüyüş alanı. Bu kayalardan oldukça fazla buralarda. Şimdi ilerlemeye devam ediyorum. Büyük bir buralara aslında şey deniyor arkadaşlar. Köyün ta zamanında yapılmış inleri deniliyor. İşte buralara çok evvel küçükbaş, işte büyükbaş, daha çok küçükbaş hayvanların buralarda konakladığı, işte buralarda yattığı biliniyor. Şimdi bir başka yer göstereceğim. Hani biraz önce söylüyordum ya, işte kayalar düşerse diye. Bakın bu kaya aynen de öyle olmuş durumda. Diğerlerine nazaran burada gördüğümüz in ise biraz daha büyük. Yani çok değişik. Bu kayaların bu şekilde betonla harmanlanmış görüntüsüyle karşımıza çıkması oldukça güzel görüntüler veriyor. Evet, şimdi şuradan nasıl geçeceğiz bakalım. Şuradan mı insem? Şurası daha kolay. Biraz çömeleceğiz tabii. Tam da kuş burnu
oldukça. Bunlar arkadaşlar doğal oluşumlar. Şuradaki görüntü de aslında çok güzel bir görüntü. Bilmiyorum, kameramıza yansıtıyor mu? Bakın şöyle. Buralarda yürümek oldukça meşakkatli ama seviyoruz gezmeyi. Bu arada bakın 3-4 tane kertenkele gördüm. Şuraya bir bakalım. Buradan ben geçemem. Oldukça, bu arada düşüyordum. Oldukça dar ama buradan geçerken bir dilek tutup da geçerseniz oradan dileğin kabul olduğunu söylüyorlar. Epey yolumuz var. Yürümek oldukça zor vallahi. Farklı bir yer buralar böyle. Bakın aslında karşıda gidilecek yerler var ama erinmeyelim, gidelim değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım. Gelmişken buraları görelim, keşfedelim. Yerde kar. Bahsedilene göre en büyük inlerden bir tanesine daha tahmin ediyorum ki yaklaştım. İşte burası. Bakın şöyle, şu görüntü enteresan. Şöyle dönüyorum. Bu yapılar. Şu an burası öylesine sessiz ki dışarıdan da ne rüzgar sesi ne başka bir ses geliyor. Hadi devam edelim. Buradan da öyle bir pencere açılmış. Çok yüksek görünüyor mu bilmiyorum kameradan ama abi şuradan inemeyeceğiz. Şuralardan bakalım. Evet.
Şu görüntü gerçekten güzel. Bir bölümün daha sonuna geldik. İşte Beyvelioğlu köyü yanındaki o zamanında koyunların işte büyük baştır, küçük baştır hayvanların ağıl olarak kaldığı yerleri sizlere göstermeye çalıştım. Farklı bir ortam. Buraya şöyle birkaç arkadaşınız da gelip bu farklı ortamı gezebilirsiniz. Buradan tüm Beyvelioğlu köyü sakinlerine ve dışarıda yaşayan, gurbette yaşayan, Türkiye içi olsun, Türkiye dışı, yurt dışı olsun, onlara selam ediyorum. İnşallah bir başka videoda, bir başka bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.